Seçim sürecinin en önemli aktörlerinden biri de HDP. Ancak HDP'yi medyanın önemli bir bölümünde görmek hemen hemen imkansız ya da görülse de daha çok sakıncalı ya da kriminalize edilmiş bir halde görüyoruz. Aynı zamanda partiler arası ittifakta da HDP'nin adı gerilerde, yine sakıncalılar arasında geçmekte çoğu kez. Bugünkü programımızda HDP'nin bir milletvekili var. HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Hoş geldiniz Ömer Bey. Şimdi HDP ve onunla ilgili sorulara geleceğim ama siz yıllardan beri insan hakları konusunda pek çok çalışma yapıyorsunuz. Mazlum ve devamı, öncesi sonrası pek çok şeyiniz var. Ancak dün bir rapor açıkladınız. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olarak. Evet. Oldukça enteresandı. Bunu bize özetlemenizi isteyerek başlasam. Tabii. 6-7 aydır üzerinde çalıştığımız bir rapor. Çok kapsamlı bir rapor. Türkiye'nin son 2,5 yılını özetleyen bir rapor oldu. Mağdurlar için Adalet Topluluğu adına sivil toplum çalışması olarak yaptık. 3776 kişi ile görüştük. Bir internet anket araştırması oldu. 175 soru sorduk. 52 bin veri ortaya çıktı. Oldukça kapsamlı bir dosya oldu. 993 sayfalık bir rapor çıktı ortaya. Gerçekten o halin ilanından sonra o halin toplumsal maliyetlerin ne olduğu konusunu merak ediyorduk ve araştırdık. Ortaya son derece vahim sonuçlar çıktı. Biz ne yaptık? KHK'lılar, KHK'lı yakınları ve KHK'lı olmasa da o hal KHK felaketini izleyen insanlar olmak üzere 3 ayrı grupta insanlara sorular sorduk. 175'er soru sorduk. Ayrıntılı bir analiz yaptık. Ve sonunda gerçekten insanları çok etkileyen, bireysel yaşamlarını, sosyal yaşamlarını çok etkileyen sonuçlar ortaya çıktı. KHK'lılar gerçekten toplumdan tecrit edilmiş durumda. Yakınları tecrit edilmiş durumda. Ötekileştirilmiş, yalnızlaştırılmış durumda. Yalnızlaştır, onu damgala ve işini bitir mantığıyla toplumsal bir imha yapılıyor onların üzerinde. Ve bunları biz tabii Nazi Almanyası bulgularıyla izliyoruz. Nazi Almanyası'ndan bile ileri giden yönleriyle 2018 Türkiye'si sanırım ileride hukuk kitaplarında, siyaset bilimi kitaplarında okutulacak bir ülke olacak. Çok vahim örnekleriyle, çünkü bizim raporumuza yansıyan örnekler gerçekten dünya tarihinin en vahim olaylarının yaşandığını gösteriyor şu anda Türkiye'de. İnsanlar nasıl yalnızlaştırılır, nasıl damgalanır, nasıl bitirilir, bunun örnekleri var. KHK'lılar çok büyük bir şok yaşamışlar gördüğümüz gibi ve ardından büyük bir güvensizlik, paranoyaya varan şüphecilik ve öğrenilmiş çaresizlik içindeler. Üç önemli bulgu bulduk üzerlerinde ve tamamen bir toplumsal izolasyon yaşanmış durumda. Bunu da aşan bir şey var. Artık konu sadece KHK'lılarla ilgili değil. Yani şu yüz binlerce hayatı bitirilmiş, sivil ölüme uğratılmış insanlardan öte şu anda Hakan Bey mesele topluma yansımış durumda. Bakın bu çok önemli. Nasıl yansıyor topluma? Topluma her açıdan, sosyal, siyasal, ekonomik, bilimsel, tıbbi, toplumu ilgilendiren her yönüyle yansıdığını gördük. Yani mesela %99'u KHK'lıların yüksek öğrenim veyahut da doktora yapmış insanlar. Aslında toplumun oranı %17'dir. Yani toplumda yüksek öğrenim gören insanların oranı %17 şu anda Türkiye'de. Ama KHK ile mağdur edilmişlerin %99'a yakını yüksek öğrenim, doktora görmüş, oldukça ileri bir entelektüel seviyede olan insanlar. Bu insanlar toplum dışına itilince ülkede bilim kalır mı? Bakın o hal döneminde bilimsel çalışmalarda %30 gerileme gördük biz. Üniversite çalışmaları, bilimsel üretimde. Hani diyoruz ya ilk 300'e bizim üniversitelerimiz giremiyor. Niye giremiyor? Çünkü bu denli bilimi hayat dışına iterseniz bilimsel çalışmalar geriler tabii ki. Veyahut da ticarette bu denli hani aktif bir şekilde hayatın içine katılacak insanları bu denli
ayrı tutarsanız ekonomi de bundan etkilenir. Siyaset dünyası etkilenir. Sosyal dünya etkilenir. Bu denli toplumda artık bir sarsıntı oluşturacak düzeyde toplumsal etkilerin de olmaya başladığını gördük. Bunu geçen seneki çalışmamızda bu düzeyde görmemiştik açıkçası. Bu yıl evet o acılar devam ediyor. KHK'lılara yapılan soykırım devam ediyor. Ancak bir de artık iş ya KHK'lıdan bana ne diyenlerin de etkilendiği bir toplumsal maliyet noktasına ilerlemiş. Evet. Evet. Biz diyorsunuz hep bu Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu. Evet. Dolayısıyla tek bir parti değil değil mi? Bütün partiler var mı bu çalışmalara, katılıyorlar mı? Şöyle bu çalışma mağdurlar için adalet topluluğu olarak bir sivil toplum çalışması olarak başladı. Hı hı. Yani bir bilim kurulumuz var. Başında doçent doktor Bayram Erzurumluoğlu. Kendisi de KHK'lı çok değerli bir sosyolog. Anket araştırma konusunda uzman. Bir teknik heyet ekibimiz var. Bunlarla birlikte başlamış bir çalışma. 6-7 aydır sürüyor. Ben şu anda hani siyasete atılıp vekil olduğum için bu şekilde bir açıklama yaptım. Yoksa sivil toplum açıklaması şeklinde olacaktı bu çalışma. Ve tabii biz bunu geçen yılda yaptık. Bu yılda yapacağız. 200 sayfa olarak geçen sene İngilizce, 480 sayfa Türkçesiydi. Bu sene 993 sayfa Türkçe ve İngilizce'ye de çevirerek tüm dünyaya sunacağız. Yani son 2,5 yılda yaptığımız bu iki çalışma gerçekten çok iddialıyız. Türkiye'de son 2,5 yılı özetleyen en önemli çalışmalar oldu. Çünkü çok detaylı, çok ayrıntılı, çok titiz çalıştık. Gerçekten 1000 sayfaya yakın bir şey. Bunu nerede bulabiliriz? Bunu aynı zamanda bir haber, bir link verip T24'te tabii, de biz tabii, kullanabiliriz. Tabii, bunun tabii, bir kaynağı vardır herhalde. Mağdurlar için Adalet Topluluğu sitemiz var. Oradan herkes indirebilir. 993 sayfa indirilebilir. Kısa özetleri var. Evet. Oradan 20 sayfalık kısa özetimiz var. Onlar da oradan değerlendirilebilir. Aslında Hakan Bey biz inanın ki o kadar titiz bir çalışma yaptık ki bilimsel bir çalışma. Başında bir bilim adamı var. 10 bine yakın kişi katıldı. Aslında bu katılım sayısında da bir şey vardı. Çünkü insanlar o halden dolayı o kadar tedirgindi ki geçen sene de bunu gördük. Yani o kadar mağdur ancak bu çalışmaya katılmakta da o kadar tedirgin. Ya başıma bir iş açılır mı? Zaten işten atıldık, tutuklanır mıyız? Başımdan şu da gelir mi? Korkunun etkisi. Evet. Geçen sene 7000 civarında kişi ankete katılıp bitirememişti. Biz biliyoruz ki çoğu korku ve tedirginlikten. Bu sene 10.000 civarında insan linke tıklayıp rapora girmiş ve tam bitirmeyen 5-6 bin kişi olmuş. Biz tek bir soruyu bile cevaplamayanı çalışmaya almadık. Çok titiz çalıştık. 3776 kişi tüm soruları cevaplamıştı. Onları çalışmaya dahil ettik ve ayrıntılı analizler yaptık. Üzerinde çok önemli sosyolojik sonuçlar çıktı. Gerçekten şu ana kadar yani hiç konuşulmayan çok önemli şeyler çıktı. Mesela atılanların %99'u bu 15 Temmuz öncesinde hiçbir soruşturma geçirmeyen kişiler. Ve bu insanlar ihraç edildikten sonra %66,3'ü hakkında da devlet hiç soruşturma açacak bir belge de bulamıyor. Yani savcılar 2,5 yıldır %66,3 kişi hakkında soruşturma bile açamıyorlar. KHK ile ihraç etmişsin insanları. Yani suçlu, terörist, damgayı vurmuşsun, sivil ölüme uğratmışsın, soykırıma uğratmışsın. Hı. O denli keyfi bir iş yapmışsın ki Hakan Bey yani öyle bir o kadar insanı öfkelendiriyor ki bu kadar keyfi bir iş yapmışsın ki adamlar hakkında dava açacak bir şey de bulamıyorsun 2,5 yıldır. Dava açtıklarını da çoğu zaten beraat ediyor. Çok yüksek sayıda bir beraat sayısı var. Bütün bunlara rağmen OHAL komisyonu %92,7 oranında red veriyor bu insanlara. Yani mahkemelerden takipsizlik ve beraat aldıkları halde komisyon diyor ki ben ilgilendirmez Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararı. Ben irtibat derim, iltisak derim, şu derim, bu derim, kurum kanaati derim, gizli tanık derim, şu derim, bu derim, bunlardan seni reddederim gibi. Bir de 2,5 yıldır bir artı hukuksuzluk daha yaşıyor bu insanlar. Evet. Ve tabii o halin farklı her etkisini de inceledik biz. Yani sadece KHK'lılar üzerinde değil. Yani bu KHK'lılardan dolayı sonra yapılan güvenlik soruşturmaları, lisans iptalleri, özelde çalışamamaları, kendi yakınlarına yansıyan şeyler. Yani bir KHK'lı yaşadığı sadece kendisiyle de sınırlı kalmıyor. Çocuğuna yansıyor mesela. Benim odama geldi geçen gün bir KHK'lı çocuğu tıp fakültesinden mezun olmuş yüksek dereceyle
sınava girmiş, Türkiye dördüncüsü olmuş, psikiyatriyi kazanmış ama çocuk güvenlik soruşturmasından geçemiyor. Suçu babasının KHK'lı olması. Bunun gibi güvenlik soruşturmaları felaketi artarak devam ediyor Hakan Bey. İnsanlar bunu bilmiyor. Yani teyzeniz KHK'lı, siz bir işe başlayamıyorsunuz. Amcanız şu veyahut da abiniz bir şekilde itham edilmiş, babanız HDP il yönetiminde çalışmış, falanca anneniz bir gösteride yer almış ve siz onun çocuğusunuz. Buralardan biz o fişleme notlarına da ulaştık. Bakın bunlar afaki şeyler değil. Nasıl ulaştık? Gizli belgelere ulaştık. Nasıl? O güvenlik soruşturmaların olumsuz verilince mahkemelere gidilmiş. İdare mahkemesi, ya sen bu kararı nasıl verdin ey bakanlık, bana gönder belgeleri deyince o fişleme notlarını bakanlık mahkemeye yollamış. Ben bununla amel ettim, bununla karar verdim diyerek göndermiş. O, onlar da dosyaya girince çıkıyor önünüze. Çok vahim sonuçlar. Yani birebir okudum, yüzlerce kişi. Ya diyor, kişi hakkında hiçbir olumsuz durum olmamasına rağmen işte annesi falanca kreşte çalışmıştır. Aşçı olarak çalışmıştır annesi. İşte abisi falanca okulda staj yapmıştır. Veyahut da babası HDP il yönetiminde çalışmıştır. Teyzesi falanca gösteride yer almıştır. Böyle. İşte, yani bu denli bir cadı avı. Biz zaten bunu araştırmada resmen orta çağda yaşanan bir cadı avının benzeri olarak gördük. Cadı dinsi veyahut da o günkü yönetimin şeytan diye nitelendirdiği bir kişidir. Şeytanlaştırılmış bir kişidir ve onun imha edilmesi gerekir. O imha edilmeli, artı bebeği de ateşe atılmalı ve onun o çığlıkları bile şeytani sözlerdir, itibar edilmemeli. Bu denli cadılaştırılmış ve imhası meşrulaştırılmış bir zaman diliminin aynısını yaşıyoruz. Şu anda bakın, hamile annelerin bebekleri bile terörist olarak görülüyor. Adam böyle bakıyor. Yani hamile, o hamile annenin karnındaki de teröristtir. Teröristten terörist doğar diyor. Yani Meriç'te biliyorsunuz anne, baba, aile, sular Ege'de geçerken vefat etti. Bu insanların bebeklerinin cenazelerine belediye araba vermedi. Teröristin çocuğuna araba vermeyiz dedi. Bakın yani bu denli. Şimdi Ömer Bey, aslında siz mecliste herhalde en azından medyaya şöyle bir bakınca adı en çok geçen milletvekillerinden birisiniz. Özellikle insan hakları konusuyla ilgili herhalde yapılan başvurun tek başınıza 1/3 falan sizin, değil mi? 900 civarında başvurunun 300'ü sizde. Evet, insan hakları komisyonuna yapılan 900 başvurunun Türkiye çapında 300'ünü ben yapmışım. Çok yoğun bize geliyor ve biz de çok yoğun başvuru yapıyoruz. Mağdurun kimliğine, dinine, diline, hiçbir şeyine bakmıyoruz. Mağdur musun kardeşim? Tamam, mağduriyetin nedir ve senin için uğraşacağız diyoruz. Bu kadar. Yani. Peki. Şimdi HDP'ye gelelim biraz. Siz HDP'nin bir milletvekilisiniz, Kocaeli'nden HDP'lisiniz. Şimdi seçim sürecine HDP nasıl hazırlanıyor? Çünkü kolay bir ortamda değil. Evet. Kriminalize edilme, ittifak konusunda hep böyle uzak durulan ya da işte şeytanileştiren belki de bir takım yöntemlerle. Bu şartlarda HDP nasıl hazırlanıyor yerel seçimlere? Tabii kolay değil. Önemli istişareler yapılıyor. Yani üstten birilerinin dediği kişi aday olacak, şu bu gibi bir mevzu bizde yok. Çok teknik araştırmalardan, istişarelerden geçiyor. Çeşitli kurullar, sivil toplum kuruluşlarının kanaatleri hepsi beraber toplanıyor. O yüzden biraz gecikme de oluyor. Ancak bu süzgeçten geçerek adaylar belirleniyor. Tabii kolay değil. Şeytanlaştırılmış bir parti, kriminalize edilmiş bir parti. İnsanlar tedirgin olabiliyorlar. Ama yine bir teveccüh var. Bilhassa Kürt illerinde önemli bir şeyimiz var, iddiamız var. Kayyım atanan belediyeler ve artı yeni yerler kazanacağız inşallah. Şu anda bir şey var, yani gerçekten AK Parti yönetiminin siyasetiyle ilgili önemli şikayetler var. Ancak onlar da bunu gidermek için biliyorsunuz işte seçmen kayıtları ile ilgili dehşet verici işler yapıyorlar. Abuk subuk yerlere yeni seçmenler kaydediliyor. Vali, kaymakam, belediye hepsi birlikte müthiş bir çalışma. Yani düşünün, bir parti tüm devlete karşı bir mücadele veriyor varlığını gösterebilmek için. Ama karşınızda dev bir mekanizma var. Yani vali parti
İl teşkilatı başkanı gibi çalışıyor. Kaymakam öyle, jandarması öyle, belediye, kayyım atanan belediyesi böyle. Çok yoğun böyle bir çalışma var. Şu an bizim yani seçimlerdeki pozisyonumuz şu. Kazanabileceğimiz yerlerde kendi adaylarımızla çıkıyoruz ve iddialıyız bu noktada. Kazanamayacağımız yerlerde de ittifakı destekleme yönünde bir şeyimiz var. Yani hani ucuz bir politika izlemiyoruz. Hani illa da ben ya kazanabilirim, şurada da bir adayım olsun yönünde bir... Yani CHP'nin ve İYİ Parti'nin adaylarını mı destekleyeceksiniz? Genelde öyle bir durum var. Biz yani genel seçim stratejisinde kazanabileceğimiz yerde kendi adaylarımızı çıkarmak, kazanamayacağımız yerde de AK Parti'yi zayıf düşürmek, onun kaybetmesini sağlamaya endekslenmiş durumdayız. Bu çok önemli çünkü iyice ceberrut bir güç oldu. CHP ile üst düzey bir herhangi bir temas, bir işbirliği konusunda bir görüşme var mı? Yani için doğrusu ben kendi şahsım veyahut da partimin diğer ileri gelenleri aylardır bu konuda biz açık çek veriyoruz. Yani gelin bu zalim ceberrut iktidarı artık devirelim. Bunun bir yolu da yerel seçimlerdir. Ancak CHP bu konuda çok çekingen, çok tedirgin. Yani bizim gibi kalıcı siyaset üreten bir partiyle gelip oturmak yerine İyi Parti gibi küçük yeni bir partiyle oturup konuşmayı tercih ediyor. Bu çok üzücü. Çünkü bakın Kürt meselesinde hani 3 gün 5 günlük düşünemezsiniz. Kürt meselesi bu memleketin en büyük meselesidir. Yani Türkiye'de siyasete kalıcı bir müdahale sağlamak istiyorsanız Kürt meselesinde söz sahibi olan bir partiyle oturup konuşmak durumundasınız. Siz onunla konuşursanız belki kendinize göre ufak tefek kaybınız olabilir ama kazancınız çok daha büyük ve kalıcı olur. Bunu CHP unutuyor. Bu noktada çok büyük eksiklikleri var. Hala kendi işte bir takım korkuları, vehimleri, tedirginlikleri hakim. Kim şu ne der, bu ne der gibi. Ama Türkiye siyaseti oraya gitmiyor. Yani şu anda Kürt meselesi ve Kürtlerin temsiliyeti gittikçe artıyor. İster istemez hani bu kadar baskıya rağmen artıyor. İnanılmaz bir baskı var. İnanılmaz bir şeytanlaştırma var. Mecliste bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çalıştırmamaya gayret ediyorlar. Kimisi bizi görmezden geliyor. Kimisi sürekli hakaret etmeye çalışıyor. Ancak dik duruyoruz ve siyaset üretmeye çalışıyoruz. Belki hani bu noktada da bizim belki eksikliklerimiz var. Öz eleştiri de yapmamız lazım. Yani Türkiye'ye yönelik, Türkiye'leşmeye yönelik daha çok şey yapmamız gerekiyor açıkçası. Ne yapıyorsunuz? Yani şu aşamada bu çok tartışılan bir konu. HDP'nin Türkiye'leşme amacını yeterince savunamaması özellikle Selahattin Demirtaş sonrasında çok eleştirildi. Herhangi bir hareket var mı bu konuda? Ya şimdi olması gerekenleri belki tam olarak yapamıyoruz açıkçası. Yani çünkü çok yoğun bir baskı, çok yoğun bir tecrit, yalnızlaştırma politikası var ve bu sizi bunaltıyor açıkçası. Hani açlık grevleri, cezaevindeki insanlar, şu bu. Aslında Türkiye'deki her siyasi meseleye bir şeyler söylemeniz lazım. Yani her siyasi meselede bir sözünüzün olması lazım. Bunu yaptığınız zaman insanlar size teveccüh göstermeye başlıyor. Yetişemiyor mu böyle bir şeye tempoya? Yetişmesi tabii bu bunaltıcı baskılardan dolayı biraz zor olabiliyor. Ama elinden geldiği kadarıyla da yine yapmaya çalışıyor. Mesela ben mesela bu konuda bir soru önergesi de verdim. Ne bileyim Uygur Türklerinin haklarıyla ilgili biz verilen araştırma önergelerine destek verdik. MHP çekimser oy verdi. Mesela insanların ön yargıları vardır. Yani HDP bu noktada bir şey yapmaz diye. Aslında en aktif politikayı biz izliyoruz. Soru önergeleri veriyoruz. Yani sadece Kürt meselesi değil, herkesin uğradığı zulme yönelik bir sözümüz olduğu zaman bunun etkisini de tabanda da görüyoruz. Evet. Karşılığını da alıyoruz. Yani belki bu konuda yetersizlikler var. Bunu bir öz eleştiri olarak söylüyorum, açık söyleyeyim. Daha fazlası olması lazım. Hani ekonomiden, siyasetten, her alandaki fikirlerimiz çok daha geniş bir şekilde serdedilmeli. Ancak tabii bu kadar yoğun markaj ve baskıdan dolayı belki ses de çok duyulamıyor. Zaten ana akım medya sizi duymuyor. Onun dışında hani bu kadar bunaltıcı bir baskı sonrası da belki sizin de unuttuklarınız olabiliyor. Başka yolu yok. Benim gördüğüm HDP içinde yeni bir milletvekiliyim ama benim gördüğüm Türkiye'leşme yolu
Türkiye'nin her meselesiyle yakından ilgilenmekle olur. Her meselesiyle ilgili ciddi, etkin, kalıcı şeyler söylememizle olur. Ama biz de bunu da yapmaya çalışıyoruz. Ne bileyim, bir tarım çalıştayı yaptık. İşte ekonomiyle ilgili iyi bir takip var. Belki çok yeterli değil ama bunun yolu, Türkiye'lileşmenin de yolu buradan geçiyor. Yani Türkiye'de bir başkasının hissettiği acıyı da kendi acın gibi hissetmedikçe de bir yere de gidemez. Ömer Bey, hatırlıyor musunuz? HDP'nin ne kadar milletvekili, ne kadar belediye başkanı ve ne kadar üyesi hapishanelerde? Yani o toplam 10 bini geçen sayıda bir kişi içeride, oldukça yüksek sayıda yöneticilerden. Her gün zaten yeni gözaltına alınanlar, tutuklananlar olur. Kesin sayıya şu anda ulaşmak hakikaten mümkün değil. Binlerce kişi var, yüzlerce eski milletvekili oldu. İl yöneticileri her gün baskı, gözaltı, anlamsız şekilde hani resmen baskı olsun diye il binaları basılıyor. İnsanlar hakaretlerle gözaltına alınıyor. Anladım. Milletvekillerine yaptıkları en ufak bir açıklama sırasında bile saldırılabiliyor. Biliyorsunuz işte Hüda Kaya'ya, Abdullah Koç'a, Filiz Kerestiyocuoğlu'na çok şiddetli polis saldırıları oldu. Yani bunlar gerçekten nasıl bir cüretle bunu yapabiliyor? Ama işte onları teşvik eden bir anlayış var. Açlık grevlerini size sormak istiyorum mümkünse. Kısaca da olsa bilgi verir misiniz, ne aşamada? Şu anda Leyla Güven 75. gününde ve bu sıkıntıyı tecride aşmak için kendi nefsinden, canından fedakarlık yapıyor. Aslında Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven seçilmesiyle tahliye olması ve mecliste yerini alması gerekiyordu. Enis Berberoğlu örneği var. O mecliste, ancak Leyla Güven mecliste değil. Ama Leyla Güven kendisinin milletvekilliğini düşünmek yerine Barış'ı düşündü. Barış'ın yolunu açacak yolun tecridin, İmralı'daki tecridin ortadan kaldırılması olduğunu düşündü ve açlık grevine başladı. Gerçekten de bunu yakından tanıyanlara soruyorum. Geri adım atar mı? Ne yapar Leyla Hanım? Hayır diyorlar. Sonuna kadar gider. Ölümüne kadar gider. Bu çok önemli. Bir milletvekili, bir insan ölümüne doğru açlık greviyle gidiyor ve şu anda 250'lere ulaştı cezaevlerinden açlık grevine katılan insan sayısı. Oldukça ciddi bir sayı. Oradaki insanlar da devam ediyor. Cezaevleri de şu anda oldukça gergin. Sayı her geçen gün artıyor. Eski vekillerden katılan insanlar oluyor. Bu tansiyon yüksekliği iyi değil Türkiye için. Çünkü her geçen gün gerginlik ve artan bir tansiyon. Leyla Güven'in şu anda hayati fonksiyonları oldukça zayıflamış durumda. Gerçekten tansiyonunun düştüğünü, kendisini ziyarete gelen avukatlarını bile karşılayacak durumda olmadığını ama sonuna kadar da açlık grevini devam ettireceğini duyuyoruz. Bu oldukça sıkıntılı bir durum. Eğer Leyla Güven'in başına bir şey gelirse bu Türkiye siyaseti için çok ciddi bir sıkıntı. Dünya açısından da çok ciddi bir sıkıntı. Bunu açıklayacak bir şey yok açıkçası. Yani mecliste olması gereken bir milletvekili cezaevinde Barış'ın yolunu açmak için açlık grevine girmiş ve başına bir şey gelirse gerçekten telafisi zor şeyler olur diye düşünüyorum. Peki son olarak da size Selahattin Demirtaş'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Partinin, HDP'nin Selahattin Demirtaş'la ilişkisi, ona sahip çıkması, onunla ilgili bir takım kampanyalar düzenleme de dahil ondan yararlanması ve ona sahip çıkması açısından herhangi bir şey şu aşamada yapılıyor mu? Yapılıyor. Elimizden gelen her şey yapılıyor. Ama şu var. Yani tabii biz nereye gitsek Hakan Bey, tüm HDP camiası bize ilk sorusu Selahattin Demirtaş'ın durumu nedir? Onun için ne yapıyorsunuz sorusu. Gerçekten Selahattin Bey çok değerli bir şahsiyet ve toplum onu çok seviyor ve onun içeride olmasını kesinlikle hazmedemiyor. Çok çok şeylerin yapılmasını istiyor. Hani biz de elimizden geleni yapıyoruz ancak hani bir yere kadar oluyor. Avrupa'da bunun için çok önemli bir kulis çalışması yapılıyor. Türkiye'de elimizden gelen her şey yapılıyor ancak hani ipi elinde tutanların kararı en son karar. Açıkçası biliyorsunuz çok hukuk dışı bir şekilde AİHM'in verdiği kararı takmadılar. İşte kendi kartımızı oynarız dediler.
hemen onaylar geldi üst temyiz mahkemesinden. Bunlar çok belirgin bir siyasi bir şekilde onun içeride tutulduğunu gösteriyor. Selahattin Demirtaş konusunda beklenti çok yüksek. Aslında parti gerekeni yapıyor ama beklenti gerçekten çok çok yüksek. Yani biz de buna yetişebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz gerçekten. Geçenlerde bir iddia oldu Ali Bayramoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ı derin hedefe tasfiye etti diye. Buna yaklaşımınız nedir? Ya şimdi açıkçası benim de gördüğüm Selahattin Demirtaş serbest bırakılsa barışın önü açılır. Yani barış istenmediği için Selahattin Demirtaş serbest bırakılmıyor. Selahattin Bey'in pozisyonu bu. Yani devlet şu anda barışı düşünmüyorum diyor. Yani HDP açısından, HDP'nin sahip çıkması açısından herhangi bir sorun görmüyorsunuz anladığım kadarıyla Demirtaş'ın. Yok, bizim açımızdan bir sorun yok. Gerçekten yoğun bir şekilde gündeme getiriyoruz. Ama bir yüksek bir derinden gelen karar var. Şu anda barışı düşünen bir irade yok devlet katında ve Selahattin Demirtaş o yüzden mahpus. O yüzden ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Biz ama şunu diyeyim, yani elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Evet, eleştiriler var. İnsanlarımız haklı, önemli bir talep var ama hani bir yere kadar oluyor içeride dışarıda yaptığınız çalışma. Peki. Sağ olun Ömer Bey, çok teşekkürler. Konuğumuz HDP Milletvekili, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu. Hem seçim ortamını, HDP'nin bu seçimlere hazırlanma konusunu hem de insan haklarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sonraki programlarda başka konuklarla tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.